Bulgaristan temaslarını sürdüren Ankara Üniversitesi heyeti, Sofya Teknik Üniversitesi, Sofya Devlet Üniversitesi, Sofya Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesi, Plevne Tıp Üniversitesi ve Varna Ekonomi Üniversitesi ile ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Kaan Orhan, İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Fatih Keskin ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyemiz Profesör Doktor Çağdaş Oto, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Zafer Kıyan, Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörümüz Doktor Öğretim Üyesi Cafer Yıldırım ve Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlimiz Ümmet Artuş'tan oluşan heyet, Burgaz, Stara Zagora ve Fibe'deki üniversitelerle görüşmelerinin ardından temaslarına başkent Sofya'da devam etti. Heyet, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne ziyarette bulunarak Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık'a Bulgaristan temasları hakkında bilgi verdi. Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaptığı dönemde kullandığı, daha sonra restore edilerek ziyarete açılan Atatürk Odası'nı da ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Rektör Ünüvar, nazik ev sahipliği için Büyükelçi Uyanık'a teşekkür etti. Ankara Üniversitesi heyeti, Sofya Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İvan Kralov ve yönetimiyle bir araya gelerek işbirliği yapılabilecek alanlara ilişkin fikir alışverişinde de bulundu. Rektör Ünüvar, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki komşuluk ilişkilerinin her geçen gün daha da iyiye gittiğini, ülkedeki temasları sırasında bunu daha yakından hissettiklerini söyledi. Ünüvar, üniversitelerin bu ilişkileri daha da ileriye götürmek için bir misyonu olduğunu kaydetti. İnanıyorum ki teknik üniversite ile görüşmemizden sonra ilişkilerimiz daha da artacaktır. Sofya Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İvan Kralov da üniversitesi hakkında bilgi verdi. Ankara Üniversitesi heyetini Sofya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kralov, "Umarım bu toplantıdan sonra ikili işbirliğimiz daha üst düzeye taşınmış olur." diye konuştu. Görüşmenin ardından heyet, Sofya Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İvan Kralov ve yönetimiyle birlikte üniversite bünyesindeki mükemmeliyet merkezini gezerek çip teknolojileri ve fosil yakıtlarla çalışan otomobil motorlarının emisyonlarının düşürülmesi üzerine yapılan Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ankara Üniversitesi heyetinin bir sonraki durağı Bulgaristan'ın en eski üniversitesi olan Sofya Devlet Üniversitesi oldu. Sofya Devlet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Georgi Valçev, potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede üniversiteler arası işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Sofya Devlet Üniversitesi'nin tüm bilim dallarında köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Valçev, Ankara Üniversitesi ile hukuk, arkeoloji, filoloji, iletişim, edebiyat, biyoloji, fizik, kimya ve yapay zeka alanlarında işbirliği yapabileceklerini kaydetti. Rektör Ünüvar da ülkeler arasındaki işbirliği arttıkça eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin de geliştiğini vurguladı. Sofya Devlet Üniversitesi'nin de tıpkı Ankara Üniversitesi gibi çok tarihi ve kadim bir üniversite olduğuna vurgu yapan Ünüvar, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Ankara Üniversitesi de tıpkı Sofya Devlet Üniversitesi gibi çok tarihi, kadim bir üniversite. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, Sofya'nın bir diğer köklü üniversitesi, Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesi'nde ziyaret etti. Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Miglena Temelkova konuklarına üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Temelkova, Ankara Üniversitesi ile eğitim ve araştırma alanlarında her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirdi. Rektör Ünüvar da Ankara Üniversitesi'nin yetkin olduğu alanlarla ilgili bilgi vererek işbirliği yapılabilecek konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Telekomünikasyonun girdiği her alanla ilgili inşallah güzel çalışmalar yapacağız. Görüşmenin ardından rektörler tarafından iki üniversite arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı. Ankara Üniversitesi heyeti daha sonra Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesi yöneticileriyle birlikte üniversitenin müzesini gezdi. Ankara Üniversitesi heyeti Bulgaristan temasları sırasında Plevne Tıp Üniversitesi ile Varna Ekonomi Üniversitesi ile de akademik işbirliği protokolü imzaladı.